Tarihte insanların bıraktığı izler, birbirleriyle etkileşimleri, medeniyetlerin gelişim süreci ve bugünlere etkileri her dönem merak edilen bir konu olmuştur. Bu bilgilere ulaşmak için başlıca kaynağımızsa arkeoloji bilimidir. Sosyoloji, tarih ve coğrafya ise arkeoloji bilimine oldukça katkıda bulunur. Arkeolojinin geçmişi çok eskiye uzanır. İlk arkeolojik buluntunun tarihi 18. yüzyıla dayandığı bilinmektedir. Peki neden geçmişi merak ediyoruz? Aslında basit bir cevabı var. Üzerine bilim kurgu filmlerinde varsayımlarda bulunulan zaman yolculuğunun cazibesi, bilinmeyenin keşfinin heyecanı. Arkeolojik kazıyla ulaşılan, elinizde tuttuğunuz bir objeyle çağlar öncesi yaşanan hayatlara dokunmak. İnsanlar ne giymiş, ne yemiş, ne içmiş, hastalandıklarında nasıl tedavi yöntemleri uygulamış ya da nasıl ticaret yapmışlar, hatta çocuklar ne tür oyuncaklarla oynamışlar. Bütün merakınızı gidermenin yolu, elinizde tuttuğunuz ya da hayranlıkla seyrettiğiniz tek bir eserde saklı olabilir. Sayfalar dolusu bilgiyi size anlatan bir kantaros, bir kase, minik bir heykelcik ya da bir cam boncuk olur bazen. 1983 yılında başladığı koleksiyonerlik yolculuğu boyunca Dr. Kemal Uğurbil, özellikle Orta ve Batı Anadolu'dan erken Tunç Çağı, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler toplamış. Neolitik döneme ait çeşitli objeler, Roma dönemine ait tıp aletleri, Afyon'da çıkarılmış olan bereketi sembolize eden heykelcik, koleksiyondaki nadir eserler olarak dikkat çekiyor. Tamamı 700 parçaya yaklaşan koleksiyondaki her arkeolojik eser, Kültür Bakanlığı envanterine kayıtlı bulunuyor. Eserlerini İzmir'deki evinde özel bir alanda muhafaza eden Kemal Uğurbil, Tire ve civarındaki Neolitik, Roma, Yunan ve Bizans eserlerini eşi Esra Uğurbil ile toplayarak bu özel koleksiyonu oluşturduklarını ifade ediyor. Hayatını bu tutkunun çevresinde şekillendiren Uğurbil'in koleksiyonerlik tanımı şöyle. Koleksiyonerlik, belli objeleri belli bir program dahilinde toplamak ve onları bir arada toplamak, sergilemek ve sahip olmaktan ibaret bir hastalık gibi bir şeydir. Çünkü bir kere buna kaptırdın mı kendini, bir daha kurtuluş yoktur. Yavaş yavaş sürekli onun her şeyin olur. Hayatın o olur. Gezmelerin ona göre yapılır. Programlar ona göre yapılır. Yaz seyahatleri unutulur. Müze seyahatleri başlar. Her şey o yönde yönlenerek yapılır. ...25 yıldır kayıtlı olarak resmi koleksiyonculuk yapan Kemal Uğurbil'in koleksiyonundaki eserlerin bir kısmı Tire Kent Müzesi'nde de sergilenmiş. Tarih öncesi dönemlere ilgisi ve tarihe olan merakı ilk kazandığı parayla aldığı koleksiyonunun ilk eseriyle başlamış. Bugüne dek hiç bitmeyen bir tutku olmuş koleksiyonerlik Kemal Uğurbil için. İlk eserim ya da ilk koleksiyonerliğe başlamam, tıptan ihtisasımı bitirip para kazanmaya başlamamla oldu. Ve etrafımda aileden kimse yoktu. Fakat çok büyük bir merakım vardı. Bir Amerikan dergisi vardır, National Geographic diye. 1964'ten beri onun üyesiyim ve onun sayesinde böyle çok şey öğrendim olarak kabul ediyorum. Ve oradan bir koleksiyonerlik merakı başladı. Önce böyle garip şeyler topladım, çakmak var. Sonra hepsini atarak arkeolojik eserler toplamaya başladım. Arkeolojik eser toplamanın bendeki dürtüsü tarih. Tarihi okumak, tarihi merak etmek, sürekli bunları araştırmak. Bu insanlar nasıl yaşıyordu? Nerede yaşıyordu? Hastalanıyorlar mıydı? Ne gibi eğlenceleri vardı? Bütün bunları bu koleksiyon yaparken birikimin ve tarihi okuman sayesinde büyük bir zengin kültür seviyesine sahip oluyorsunuz.
koleksiyoner için zaman belki de en önemli kavram. Çünkü sonu olmayan bir yolda sahip olunmayı bekleyen her eser koleksiyoneri bir diğerine götürüyor. Her birinin kendine has dokusu, çözülmeyi bekleyen sırları, üzerine eli değen ustanın emeği ya da onu kullananın anılarıyla çağırıyor sizi. Her neyse o nesne, rengi, üzerindeki yazı, tarih ya da figür, yapıldığı malzeme, işçiliği, kendi dönemini yansıtıyor. Uzun lafın kısası, her biri kendi hikayesini anlatıyor. Koleksiyonerlik merakımı ve bilgimi arttırmaya çalıştım ama bu koleksiyonerliğin ben artık olduğum her şeyi biliyorum deme gibi bir noktası yok bizim bu şeyde. Bütün bunun içinde antropoloji var, arkeoloji var, sosyoloji var. Her bir şeyi öğrenmeniz lazım ki ben çok müthiş bir koleksiyonerim diyebilirsiniz. Bu yüzden de bence koleksiyoner ben artık oldum demek diye bir şey yok. Her zaman daha iyisi geliyor. Daha iyi bir koleksiyoner olabilmek için bir kere sonsuz bir zamana ihtiyacınız var. Bu zaman içinde daha çok para kazanıp, daha çok para harcamak için mal almak ve onları işte sadece almakla da bitmiyor, temizletiyorsunuz, işletiyorsunuz, özel işlem restorasyonlardan geçiriyorsunuz ve bir sürü işleme tabi tutuluyorsunuz ve bunun sonu yok. Yani ben koleksiyonerim ama benden daha iyi bir sürü insan var. Arkeolojik kazılarla ulaşılan bilgiler bize tarihte çağlar boyunca insanlar nasıl yaşadılar sorusunun cevaplarını veriyor. Öyle ki kazılar sırasında bulunan polen ya da tahıl kalıntıları dönemin bitki örtüsü hakkında ya da hayvan kemikleri o bölgede yaşayan toplumun avcılığı ve beslenme şekli hakkında fikir yürütebilmemizi sağlar. Aynı şekilde ilk çağlardan bu yana ekonomik hayat, askeri düzen, tıbbi bilgiler, sanat ve kültür hayatlarını arkeolojik kazılarda elde edilenlerden öğrenmek mümkün. Bütün bu zenginlikler ise ülkemizin coğrafi olarak pek çok medeniyete tarih boyunca ev sahipliği yapmış olması bakımından paha biçilemez değerleridir. Kemal Uğurbil koleksiyonunun ana temasını bu çerçevede değerlendirirken, Tunç Devri ve tarih öncesi dönemin esas ilgi alanı olduğunu belirtiyor. Koleksiyonumun ana teması bütün tarih boyunca ki bu Tunç Devri'nden başlayan insanların gelişimi sırasında kabiliyetlerinin ve yaşam tarzlarının nasıl değiştiğini sergileyebilmektir. İnsanlar zaman içinde uyguladıkları sanatı bile yavaş yavaş öğreniyorlar. Evvela gri şeyi pişmiş toprak yapıyor. Arkadan eline bir taş alıp o çanağın etrafını çiziyor. Aa hoşuma gitti. Bir tane yılan yapıyor, onu yapıştırıyor. Aa ne güzel ve böylece sanat yavaş yavaş kendi kendine gelişmeye başlıyor. İzmir Arkeoloji Müzesi'ne kayıtlı bir koleksiyoner olan Kemal Uğurbil'in eserleri Tunç Devri, Helenistik Dönem ve Arkaik Dönem parçalarından oluşuyor. Bunların yanı sıra Roma Dönemi ve Geç Yunan Dönemi'ne ait cam ürünlerle Erken Tunç Dönemi'ne ait taş baltalar, kılıç, mızrak, ok uçları gibi metal parçalar da koleksiyonda yer alıyor. Genel anlamda pişmiş toprak eserler topluyorum ve milattan önce 5000'den başlıyor ve 5000'den bu en son Bizans dönemi tabaklar olan işte milattan sonra 1000'e kadar gelen bir koleksiyon çeşitliliğim var. Fakat esas merakım Tunç Devri ve Tunç Devri erken tarih öncesi dönem. Müzik
özellikle Tunç dönemi eserler açısından zengin höyükler bulunan Ege bölgesinden parçaların ağırlıkta olduğu koleksiyonuna yeni eser seçerken dikkat ettiği kriterleri ve koleksiyonunun geleceğini şöyle değerlendiriyor Kemal Uğurbil. Eserin tabii ki bir karakteristiği ve kendi grubunda bir örnek olması lazım. Yani bir Bizans'ta bağlıyorsanız bunun sırrı önemli, pişmesi önemli, kırık olması veya kırık yani parçalı olması benim için çok önemli değil ama bir sürü koleksiyoner tam ve eserler ister. Ben ise arkeolojik eser olarak topladığım için kırık veya şey olarak bakmam, tamamen sır ve karakteristik mi değil mi? Dönemini yansıtıyor mu? İleride inşallah kendime sahip olup da ölmediğim müddetçe bu evde kalacak. Sonra herhalde bir müzeye bağışlayacağım veyahut da işte kendi adıma bir sergi açacağım bir müzede bir yerde. Şimdilik birkaç müzeyle konuşuyoruz. Ama henüz daha bir şeye karar vermedim. Satmak gibi bir niyetim yok. Oğlum ise Amerika'ya yerleşti. Bunları oraya götürmeme imkan yok. Gelirse onundur. Gelmezse bir müzeye vereceğiz. Koleksiyon, genel kelime anlamıyla öğrenme, yarar sağlama, zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre tasnif edilmiş objelerin tümü olarak tanımlanır. Bu uzun bir süre, zaman, emek, bilgi birikimi gerektirir. Diğer taraftan, ülke ve toplum için tarihi ve kültürel önemi yüksek olan arkeolojik eserleri toplarken, kanunen gerekli şart ve süreçlere uymak gerekir. Ayrıca bu tip eserlerin bakım ve güvenliğini sağlamak da bir o kadar zahmetli bir iştir. Arkeolojik eserlerin tümü galiba Selçuklu'ya kadar kayda tabidir. Yani mutlaka kaydettirmeniz lazım. Kaydederken de işte bunun resmini çekiyorsunuz. Büyüklüğü, eni, boyu her şeyini kayıtla ve hangi bölgeden çıktığını bir envanter defterimiz var. Oraya kaydediyorsunuz. Ayrıca müzedeki envanterde yani iki tane deftere kaydediliyor. Biri müzede, biri sizde. Her eserin bildirilmesi ve kaydedilmesi şarttır. Yani arkeolojik koleksiyonerlik en zor olanlardan biri. Mutlaka şart. Bunun çok ağır cezaları var. Ve kaçakçılık işine giriyor. Onun benim de en korktuğum şeylerden biridir. Ben her eserimi geldiği zaman herhangi bir şekilde biri aldığım anda hemen faks çekiyorum. O faksı müze aldığı anda artık siz legalize etmiş oluyorsunuz o eseri. Bu eserlerin tümü devlete ait, bize ait değil. Biz sadece bunları saklamak, bakmak ve iyi durumda kalmalarından yükümlüyüz. Ve hiçbir zaman bunu böyle açıkta, piyasada bilmem nerede satamıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ancak bir koleksiyonere devredebilirsiniz ama onlar da zaten arkeolojik eser yapan ciddi koleksiyonerler çok az. Yani onlar da hepsi topluyorlar. Eserlerin bakımları oldukça zor. Bir kere sürekli bir toz döküyorlar. Yani ne kadar kapalı yerde tutarsanız da sürekli bir tozlanma şeyi var. Bir sürü koleksiyoner bunları kapalı şeylerde tutuyor. Ben ise sergilemekten hoşlanıyorum evimin içinde. Yani ben onlarla birlikte yaşıyorum. Onlar hayatımın bir parçası. Ve saklamıyorum. Bu da tabii sürekli eşimle bir temizlik problemi yaratıyor. Ve işte teker teker bunları alıyoruz, altlarını siliyoruz. Ondan sonra tekrar kaldırıyoruz. Fakat eserler aynı zamanda toprak ve pişmiş oldukları için 2 yılda bir falan özel bir kimyasalla tekrar silinmeleri lazım. Ve ona göre parlaklıklarını, her şeyini dikkatli şey yapmak lazım. Eserlerin kırılmaması için çok özen gösteriyoruz. Çünkü kırılması büyük problemler getiriyor. Doktor Kemal Uğurbil'in mesleğiyle ilgili sahip olduğu eserler de koleksiyonunda önemli bir yere sahip. Çağlar önce insanların ne tür tıbbi aletler kullandığı, hastalıklarına nasıl şifa aradığı, iyileştikten sonra şükranlarını nasıl sundukları hakkında fikir edinebilmek açısından günümüzde kullanılanlara çok benzeyen aletler koleksiyonun ilgi çeken parçaları arasında.
Tıbbi eserlerde genellikle tıbbi cerrahi aletler var. İlaç karıştırma kaşıkları, makas, küretler, bayağı bir ameliyat, enteresan ameliyat teknikleri vardı herhalde ki bizim şu anda kullandığımız aletlere benzer bir sürü alet yapmışlar ve onları kullanmışlar. Şey yapmışlar mesela, deriyi temizlemek için özel stiglistleri var, işte bistürleri olmadığı için bıçak var, makasları var, küretleri var, kaşıklar var ve bunları da topluyorsunuz ve bunlar elime geçtiğinde daha da duygulanabiliyorsunuz çünkü o zamanki insanların çektiği acıyı düşünebiliyorsunuz. Yani şu anda bir ufak bir müdahale yapmak için bile hastaya anestezi yapıyoruz, orasını uyuşturuyoruz, burasını uyuşturuyoruz, çığlıklar içinde atıyorlar yine. Ama o zaman mesela literatüre geçmiş, beyine açılan delikler var ve adamı bunu canlı canlı yapmışlar. Kesilen bacak, testereyle kesmiş. O adamın çektiği acıyı düşünüyorsunuz. Neler çekmişler diye böyle hayal kurabiliyorsunuz. Sonra bazı hastalıklardan sonra şifa bulmaya çalışmışlar ve şifa bölgeleri var. Yani mesela diyelim ki işte Bergama'daki hastane falan gibi. Oraya gidiyorlar. İyileşenler bir adak yapıyor. Ve adak taşı böyle üçgen veya dikdörtgen, rectangle şeklinde ve orada hastanın geçirdiği hastalıkla ilgili ve sunduğu minnetle ilgili bir yazı ve bir şekil var mermerin üzerinde. Bende iki tane adak taşı var bu şekilde. Tamamen spesifik bir resim ve spesifik küçük bir yazı. Bunlar şükranlarını belirtiyorlar iyileştikleri için. Koleksiyon yapmanın zor bir hobi olmasına rağmen insanı manevi yönden olgunlaştırdığını ifade eden Kemal Uğurbil'in koleksiyonerliğe başlamak isteyenlere tavsiyeleri ise şöyle. Herhangi bir şeyin koleksiyonunu yapmak için bir kere onun hakkında bilgi sahibi olmak ve onu istemek lazım. Yani ister çakmak koleksiyonu yapsın, ister eski araba koleksiyonu yapsın. Belli bir şekilde spesifik olması lazım ve o eser üzerine sürekli kendini geliştirerek hani daha çok çeşit bulmaya çalışması lazım. Daldan dala atlamanın koleksiyonerlikte çok güzel olduğuna inanmıyorum. Çünkü bu sefer maddiyat içine giriyor ve şeylerimiz, olanaklarımız yetmiyor. İnsanların göçebe, avcı, toplayıcı olarak hayatını sürdürdüğü dönemlerde mülkiyet ya da iyilik gibi kavramlar henüz olmadığı için mühür ya da benzeri nesnelerde kullanılmıyordu. Mühürlerin insanoğlunun hayatına girişi yaklaşık 10 bin yıl önce Yeni Taş dönemine rast geliyor. Kemal Uğurbil'in arkeolojik eserler koleksiyonunda bulunan silindirik mühürlerde ait oldukları dönemdeki ticari hayatla ilgili bilgilere ulaşmak açısından oldukça önemli. Mühürler o kadar güzel bir koleksiyondur ki mühür ve aynı para koleksiyonunca para mesela tarihi anlatır size. Kral kimdi, neler yapardı, kaç yılında yaşadı, her şeyi öğrenebilirsiniz. Mühürlerden ise Asurlulardan ve Sümerlerden sonra bu mühürler elimize geçiyor. Silindirik mühürler veyahut da işte yazılı şeyler. Ticareti öğreniyorsunuz. Ne zamandan beri insanlar ticaret yollarını genişletiyorlar, ticaret kolonileri kuruyorlar, bunu nasıl alışveriş yapıyorlar, hepsini anlayabiliyorsunuz. Yani bir tarih öğreniyorsunuz. Günümüzden 2 milyon yıl önce başlamış, 12 bin yıl önce son bulmuş yontma taş devri, Anadolu ve Trakya'da M.Ö. 3000 ila 2000 yılları arasını kapsayan erken Tunç dönemi ve taş aletler yanında bakırın kullanılmaya başlandığı için bakır çağı olarak da bilinen Kalkolitik dönem.
koleksiyoner Kemal Uğur Bil'in bu dönemlere ait eserlerini sergilediği bölümün önündeyiz. Ait oldukları dönemin özelliklerini yansıtan obsidiyen taş, nadir eserlerden biri bereketi sembolize eden kadın heykelciyi, M.Ö. 3000 yılına ait çocuk oyuncağı ve ata binen süvari figürü, koleksiyonun göz alan parçaları. Meşhur volkanik camımız, obsidiyen. Obsidiyenin insan hayatı ve gelişimi üzerine çok büyük etkisi var. Bu alet sayesinde taşları, önce insanlar taşları birbirine vurup kırmaya başlamışlar. Fakat yani obsidiyeni çok rahat parçalamışlar ve çok keskin bıçaklar, ok uçları ve mızraklar yapıp kendilerinden çok daha kuvvetli hayvanları avlayabilmişler. Burada en önemli eserlerden, bence de bir tanesi değil, en önemli eser bu gördüğünüz bereket sembolize eden bir kadın figürü. Fakat burada sanatçımız sadece bir kadın figürü yapmamış. Ayrıca buna büyük bir ne derler, perspektif katmış ve bir sanat eseri yaratmış. Yüzünü bir ağaç dalı gibi bir şeyin üzerine yapıştırmış. Görüyorsunuz, bakın burada bir vücudunun uzantısı var. Surat ise tamamen buna yapıştırılmış vaziyette. Kulaklarında delikler var ve bunun orijinalinin kulaklarında küpeleri mutlaka vardı. Burada tekrar gördüğümüz kadının bir eli göbeğinde, diğeri ise göğsünde. Bu da hem doğurganlığını hem de doğurduğu bebeği besleyebilme özelliğini, yani bu bir bereket açığı yapıyor. Bu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bir sürü şişman kadın figürleri vardır. Belki de onlardan ilham alınarak yapılan bir şey. Fakat bu çok özel bir heykel. Afyon bölgesinde çıktı. Afyon bölgesinde çıkan bu eserin aynısı, yani bence aynı adamın yaptığı bir eser daha var. Ve de o da Afyon Müzesi'nde duruyor ve sergide. Afyon Müzesi'ndeki eseri özellikle gidip inceledim ve kaşlarına kadar aynı biçim ve tarzda yapılmış bir eser. Ve oyuncak yapmışlar. Üç ayaklı ve ayakları da özel bir şekilde yapılmış. Fallusları var. Bunlar fallus denir. Bunlar da bereket aslında şey, ama bunun oyuncağını yapmışlar. Bu bir oyuncak. Ama M.Ö. 3000'de de çocuklar çocukmuş. Bunu yapan sanatçının bence Picasso'dan hiçbir farkı yoktu. Ata binen bir süvari. Ata binen bir süvari. Döndürüyorum. Atın kaşları, göz bebekleri, süvarinin göz bebekleri, her şey var. Ama esas atla bütünleşmiş. Hiçbir şey yok. Yani insanın ayağı falan yok. Tamamen bütün bir şekilde inanılmaz bir sanat eseri olmuş.